Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Haziran Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin ile sizlerle birlikteyiz. İzmir yarışlarının da videosu yayındadır arkadaşlar. Onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de yine 10 koşul bir program mevcut. Bu 10 koşuda bilindiği üzere arkadaşlar. 2 adet altılı var. 1 adet kum pis, 9 adet çim pis yarışı mevcuttu. Ankara'da ise gördüğünüz gibi 4 kum 6 çim yarışı mevcut. İlk altılı 1.5'da ilk koşuyla başlayacak. Bir şart bir yarışla başlayacak arkadaşlar. İkinci altılı ise 5. koşuyla birlikte saat 3.30'da start verilecek diyoruz arkadaşlar. Ve hemen başlıyoruz tahminlerimize. Şart 1 bir, bir yarış 2 yaşlı İngilizler 1000 mesafe Çin pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Burada tabii ki idmanlara bir bakacağız sizlerle. Ee, i̇dmanların haricinde de 1-2 ilaveler yapacağız. 1 0 3 80 ve 25 buçukla gelen bir safkan. Bolt Champ. Ee, burada dikkat çeken isimlerden birisi. Ee, 24-30 50-90 Nirvana ya, bu dereceye elde bir safkadan bahsediyoruz. Ve Golden Koza 9 duvarayı görüyorsunuz. 24-20'lik bir ilmana sahip durumda şu anda. Birbirlerine yakın idmanlar hemen hemen ama özellikle uzun mesafede 1000 metrede 1.03'lere düşmesiyle beraber Bolt Champ bir adım burada idmanda ön plana çıkmış diyebiliriz şimdi arkadaşlar burada Mehmet Salih Çelik ile birlikte 3 numara 2 numara Bolt Champ'i öneriyoruz. 3 numara Nirvana yine idmanından bahsettik ve tabii işte birlikte burada önereceğimiz bir diğer isim konumundadır arkadaşlar. bu iki safkanın haricinde Golden Koza 9 numarayı da burada yine öneriyorum ben arkadaşlar sizlere. Yazabilirsiniz. Diğer isimlerden yazmak istediğiniz birisi olursa ki burada 4 numara nominated Ayan kurşununa ve 11 numara Makavi Ahmet Çelik ile birlikte start alacak olan safkanları belki kuponunuzda düşünebilirsiniz. Tabii ki şart bir, bir yarış zorlu olacaktır. 5 ata kadar çıkabiliyorsanız yer burada çıkmanız en iyisi olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle 2 numara ve 3 numarayı mutlak suretle yazın derim. Daha sonrasında artık burada 4 mü dersiniz 9 mu 11 mi nasıl bir kupon yapmak istiyorsanız ona göre ilave edersiniz buraya diyorum arkadaşlar. Geçelim ikinci koşuya. 14 handikap yarış. 3 yaş İngilizler. 1500 mesafe kum pistte çıkacaklar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada 8 safgan start alıyor. Ekürler de mevcut burada. ben burada iki at arasında bir başa baş mücadele bekliyorum. Bir numara Jonah Hex ve 4 dört numara Anadolu Yıldızı. benim favorim Anadolu Yıldızı'dır. 4 numara. Çünkü daha fazla yarış koşmuş. Tecrübe edinmiş bir safkan. Hışman çizikte start alacak olan bu safkan aynı zamanda Jonah Hex'e kıyasla kilo avantajına da sahip durumda. O yüzden burada arkadaşlar benim önerim sizlere bir de en iyi derecede de 1.35-60 doğumda 4 numara Anadolu yıldızını tek olarak veriyorum arkadaşlar sizlere. İstiyorsanız bir numarayı veya da başka bir ismi düşündüğünüz çok fazla yazmak istiyorum dediğiniz bir isim varsa tabii ki burada yazabilirsiniz ama ben net bir şekilde burada 4 numarayı tek olarak düşünüyorum arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayım. Üçüncü koşuya gelelim. Şart 5 bir yarış arkadaşlar. Dişileri izleyeceğiz. Burada 4 yaşlı Arap atları 1400 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar bir önceki koşuda biliyorsunuz ki e, tek dedik biliyorsunuz. E, yani orada eğer tekle ilgili bir şüpheniz varsa burada %100 tek olacak bir safkan zaten var. Aslı Nuray. Aslı Nuray'ı zaten biz hep tek veriyoruz. 21 güne evvel en son koşmuştu kazanmıştı. Ayan kurşunla birlikte start alacak olan safkan burada yine kazanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi burada bunu böyle düşünmemin iki sebebi var. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Bu safkanın en iyi derecesi 1.40.07. Yani pek de iyi bir derece değil. Hatta hiç iyi değil. Ee, ama bakıyoruz diğer isimlere. Start alan diğer safkanlara. Bir kere 5 numara, 6 numara ve 7 numaranın derecesi Aslı Nuray'dan daha iyi değil. Geriye kalan 3 safkanda ise e, Aferdita'nın e, 30 gün arayla geldiğini burada tam olarak %100 nasıl bir verim verebileceğini bilmediğimiz için bunu bir kere bir kenara koyalım. 2 numara Oğul Şah'a geldiğimizde ise 9 gün evvel 7. olmuş bir isim. O yüzden bu safkanı da geride görüyorum. E, baktığımızda ise 1.38.55'in bence 1.40.07'den hiçbir fark yok. Ayrıca Aslı Nuray 1.40'lık dereceyi yaptığı zaman pek de iyi bir formda değildi. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bu sebeple de Ayan Kurşun'la birlikte burada 3 numarayı arkadaşlar sizlere tek olarak veriyorum. O yüzden burada eğer Jonah Hex veya başka bir ismi yazmak istiyorsanız Anadolu Yıldızı'nın yanına yazabilirsiniz. Ama Anadolu Yıldızı'nı da tek yapıp iki tekle de devam edebilirsiniz. Bu da böyle bir oyun ihtimaldir arkadaşlar. Şart 4 bir yarışta devam ediyoruz. 4. koşu 3 yaşlı atları 1200 mesafe kum pisti seyredeceğiz bu isimleri. Arkadaşlar buranın favorisi %100 bir şekilde bir numara Kaşemum Karadır. Ama tek değildir. Bunu söylüyorum. Bu da net. Ahmet Çelik'te start alacak olan Safkan 2-1-1 geldi. 3 yarışlık performansı 21 güne evvel en son kazanmıştı. 1-25-45'lik bir dereceye sahip konumda. Fakat dikkat 3 numara kanatlı tay 1-25-12 yapmış bir isimden bahsediyoruz arkadaşlar burada. 3 numara kanatlı tay mutlak suretle yazılıyor birin yanına. Her ne kadar bir favori verilse de 3 numara buranın aslında gizli favorisidir. E, bu yaptığı en iyi dereceden dolayı. Bir numaranın favori olacağını düşünmemin tek sebebi iki yarış kazanmış olması. Başka hiçbir şey değil. Bir daha de Ahmet Çelik biniyor. Belki onu da ilave edebiliriz. Şimdi toparlayalım burayı. 1-3 yazıyoruz arkadaşlar. Daha fazla at yazacaklar varsa buraya 2 numara Al Albayhan'a öncelik vereceksiniz. Devamında serbest oluyorsunuz. Tabii ki istediğiniz kadar yazabilirsiniz. yani alt hatta yazmak istiyorum diyen varsa ben bir şey diyemem ama e, bence en geniş 1-2-3 olur. 1-2-3 Peki gerekli midir? Bence 1 3 yeterlidir. Onu da söylemiş olayım. Hani şimdi 3 numaraya da çok da fazla güvenmemek lazım yine de. Ne olursa olsun, bunlar yeni yeni koşan atlar. 1 3 olarak bırakmak burayı en idealidir. Ama 2 numara öncelikli ilave. Daha sonra başka safkanlar da yine düşünülebilirler buraya diyorum arkadaşlar. Geçiyorum 5. koşuya. Yine Aurgel Koşusu, şart 1 2 yaşlı İngilizler Bölünen ayağı 1000 metre çim pistte koşulacak bir koşudan yine bahsediyoruz burada. Arkadaşlar burada öncelikle idmanı olmayan bir safkana değineceğim. Sizlere daha sonra diğerlerinin idmanlarını göstereyim arkadaşlar. Hışman çizeyim inceye burada. Lion Victory. Ee, bu safkan e, burada e, kazanma ihtimali çok yüksek görülen bir isim. Yani niye böyle bilmiyorum açıkçası ee, idmanında burada hani son idman gözükmüyor ama daha belki idmanları iyi ona istinaden birazcık olabilir ee, çok fazla dillendirilen bir safkan iyi bir isim olacağını e, düşünülüyor. açıkçası bakalım nasıl olacak ne bitecek hiçbir şey tabii ki bilmiyoruz yarışta göreceğiz ee, diğer isimlerle ilgili de şöyle bir idmanlara e, baktığımızda 37 24 20 gelen bir safkan Yamanlar kızı 10 ee, numaralı Safkan. Dark King 37.5 24.5 gelmiş bir isim. Marco Deco 23-60 kısa bir sprint ama gayet başarılı. Akeza Mesmerize yine 9 numaralı safkanda benzeri bir durumda geliyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şekilde bunları belirtelim. Şimdi arkadaşlar toparlamak gerekirse buradaki tahminleri 4 numaranın yanına ilave olarak öncelikle 3 numara Dark King bahsettik biliyorsunuz ki. Marco Deco 5 numaralı safkan ve 6 numara Anadolu Güzeli ve 10 numara Yamanlar Kızı. Burada düşünebileceğiniz isimler. 10 numara birazcık daha Geri planda kalıyor ama yine bir Torok temsilcisi burada belli olmaz. Ters köşe yapabilecek bir isim. 3, 4, 5, 6, 10 geniş kupon olarak düşünün. Bir de 9 numara Mesmerize'den bahsettik tabii şimdi onu da atlamayalım. Müslüm Çelik'le birlikte o da dahil geniş kupona. Yani 3, 4, 5, 6, 9, 10 geniş kupondur. Küçük çekler 4 numara öncelikli olacaktır arkadaşlar. Yanına hemen 3 numara yazıyorsunuz ilave olarak. 3-4 olarak yazıyorsunuz. 3-4 küçük kupondur. geniş kuponu zaten belirttik. Orta kuponu da içinden siz seçip buraya atları yazın derim. bu şekilde geçelim. E, 6. koşu arkadaşlar. Şart 3 dişi bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1300 mesafe çim pistte çıkacaklar. El Şayif arkadaşlar burada. 14 gün evvel 2. olmuş olan bir safkan. Müslüm Çelik'le birlikte benim favorim konumunda. Ee, Tabi start alacak olan 14 safkan var ee, Tek bırakmak e, pek de makul gibi gözükmüyor Gördüğünüz gibi Eğer burada tek bırakmak istiyorsanız tabii ki yine de deneyebilirsiniz bu seçeneği Tek istemeyenler 1 numara Linus Ahmet Çelik de birlikte start alıyor Son yarış kötü gelmesine karşın Daha belki yarışını kazanmıştı ki Biz bu iki yarışta da önerdik Hatta 3 yarıştır öneriyoruz bu safkanı Bu sezon boyunca hep önerdik ee, Bunlardan birinde 3. birinde 1. geldi Son yarışta biraz yanılttı ama olsun Yapacak bir şey yok bu yarışta yine deneyeceğiz e, Bu safkanı Arkadaşlar bir diğer ilave olarak 3. bir at ilavesi Siestra 12 numaralı Safkan arkadaşlar. Ali Kaçmaz da start alacak. 38 günlük bir arayla geliyor. 5. olmuştu son yarışta. E, 38 günlük bir ara evet birazcık problemli gibi ama eğer at yazacaksak ilave yapacaksak bu Safkan yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim konumunda. E, Seriday güzel bir sürpriz olabilir. Bu sezon bir türlü tam anlamıyla oturamadı ama şu an bu mesafe onun sevdiği bir mesafe. O yüzden burada kesinlikle iyi bir yarış çıkartabilir. Ama arkadaşlar tekrardan üstüne basa basa söylüyorum. El Şaif buranın %100 favorisidir. Hatta tek atılabilir. 1.17.79'luk bir en iyi derecesi olduğunu da zaten hatırlatmakta fayda var. Özellikle de bu Safgan yani 3 yaşında olduğunu da düşünürsek arkadaşlar. Yani çok e, hani... Yeni bir derece zaten bu. Atın zaten şu an performansı buna çok müsait. Yani o yüzden bir Bushranger temsilcisi burada tek olarak bırakılabilir mi? Evet bırakılabilir. Eğer böyle istiyorsanız kesinlikle tek bırakın. Ama ilave yapacaksanız yazılabilecek atlar mevcut ve birbirlerine yakın düzeydeler. Bu atın birazcık gerisindeler. İstediğiniz herhangi bir safganı ilave yapabilirsiniz diyorum buraya. 7. koşu 14 Handikap, 4 yukarı İngilizler, 2200 mesafe Çin pist yarışı. E, bu arada arkadaşlar ben şunu tekrardan söyleyeyim. Ben El-Şayfi tek olarak veriyorum burada 2 numarayı. Onu belirteyim. E, yani onu kesinlikle öyle e, düşünün. 7. koşu arkadaşlar. Gelelim 14 Handikap 4 gizler 2200 mesafe Çin pist yarışı. 10 safkan start alıyor. 14 gün evvel ikinci olmuş olan bir safkan. Küçük zamanı bir numarayla başlayacağız arkadaşlar burada. 14 gün evvel e, bu safkan evet ikinci oldu. Gayet iyi performans sergiledi ama tabii ki burada tek olmaz. Bu 10 gün evvel 5. olan bir giriş kazanan Amadis 3 numara Mehmet Akyağboz'la birlikte yazılması gerektiğini düşündüğüm bir isim ve bir safkan daha veriyorum. 2 numara Dosilgöl. 11 gün evvel 9. oldu ama uzunca bir aranın ardından geldi ve yarış gördü Trivaliz temsilcisi. 2 beraber bu mesafede en iyi dereceye sahip ee, uzuncu bir safkan olarak gör görebiliriz bu ismi. O yüzden de burada net bir şekilde 2 numarayı da ilave olarak veriyoruz. 1-2-3 buradaki bizim vereceğimiz kupondur arkadaşlar. Özellikle farklı bir at istiyorsanız ilave edebilirsiniz diyorum yine. 8. koşu şart 5 yamak 3 apranti binecek burada arkadaşlar. 4 yukarı ingilizleri 1400 mesafe. Çin pisti seyredeceğiz. Gerçekten çok keyifli bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. King Çaça Ardaşah, Atıcı Bey, Sun ve Yıldız Tozu'nu izleyeceğiz bu koşuda. Hepsi de yüksek handikaplı, yüksek bir tecrübesi olan performans sahibi olan safkanlar. Ben burada arkadaşlar ikinci altılı için artık tabii ki burada net bir isim vermek lazım ve ben iki numara Ardaşah diyorum. Son yarışlarda Arda Şah önermiştim ama tabii o yarışın düzeyiyle buranın arasında dağlar kadar fark var. O yüzden de yani şu an bu koşuda Arda Şah kesinlikle geçirmez gibi gözüküyor. Tabii yarış bu ne olacağı belli olmaz. Bunlar canlı hayvanlar ama normal şartlar olduğu müddetçe Arda Şah burada geçirmeyecektir arkadaşlar. Kazanacaktır diye düşünüyorum. Geçiyorum. Dokuzuncu koşu yine Aorgil koşusu şart bir. 2 e, iki yaş İngilizler 1000 mesafe çim pistte koşulacak olan koşu yine. E, ilk kez start alacak olan safkanlar. Burada arkadaşlar e, idmanlardan önce belirtmemiz gereken bir isim yok. O yüzden direkt sizlere idmanları geçiyorum arkadaşlar. E, 50, 70, 25, 20 gelen Tayyar Ali 4 numara. 7 numara Yovovic 51, 20, 25, 30 gelen bir safkan e, burada bir diğer isim olarak idmanda ön plana çıkıyor ve 1.03.70 10 numara skipper uzun mesafede düşük bir derece yapmış olması bizim için burada çok elzemdir önemli bir veri arkadaşlar o yüzden bu dereceyi mutlaka burada göz önünde bulundurmamız gerekiyor 4, 7 ve 10 numara arkadaşlar idmanda ön plana çıkan safkanlar olarak bahsedebiliriz 4 numara Tayyar Ali, Fatih Rüstem Bebek de start alacak. 7 numara işte Müslüm Çeri izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, bu özellikle 7 numara Yoovich tabii ki burada galibiyete en yakın isim görülüyor. Ee, bir de Müslüm Çeri'nin de biniyor ile beraber tabii ki. Ee, yani bu jokeyler vesaire bunlar tabii ki bizden de daha yakından takip ediyorlar bu olayları. O yüzden de e, en iyi olan atı bir şekilde buluyor ediyorlar. E, en baş jokey olan isimler. Burada arkadaşlar bu yüzden önceliğimizi burada 4-7 olarak veriyoruz. 10 numarayı da uzun mesafede iyi idman yaptığı için ilave olarak buraya sunuyoruz ee, diye bunu belirtmiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar 10. koşuya geçiyoruz. E, satış 1 bir, bir yarış. 4 yukarı ara 1500 mesafe kumpisti koşacaklar. Mehmet Salih Çelik birlikte start alacak olan Safkan 2 numara. Ağamsın 12 gün evvel ikinci olmuş bir isim. Kesinlikle burada yazıyoruz. Ve Müslüm Çelik de e, Nehirinoğlu 10 numara. 13 gün evvel kazandı. Daha evvelden 2-1-3 şeklinde gelmişti. 4 yarıştır. Tabela ikisini kazanmış. Bizim net bir şekilde burada yazılması gereken bir safkan konumunda bu at arkadaşlar. 18 adet safkan var burada. Fakat 2 tane atla bırakabilirsiniz bile burayı. Yani 2 numara Aamsın ve 10 numara Nehir'in oğlu yeterli olabilir. İlla ilave yapacağım, başka at yazacağım diyenler için ben yine de burada önerilerde bulunmak durumundayım tabii ki arkadaşlar. Kimleri vereceğim? Berat Demir'le birlikte Fuglu 9 numara, 2 3, 3, 3 numara Barskan'la birlikte start alacak olan Safkan burada kesinlikle denenebilir. Ee, bir diğer isim 33 gün evvel start atıp 4. olan bir Safkan. Urfa Ateşi çok düşük bir ihtimalde olsa burada e, sürpriz yaratabilecek bir Safkan. Ve Berk şampiyon son yarış çimde koştu. Daha yarışında kum pistte yine iyi performans sergilemişti. Burada denenebilir arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyoruz. Diğer bir videomuz İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Dileyenler seyredebilirler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve tabii ki katılıyorsa olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.